Hepinize güneşli günler. Merhaba arkadaşlar. Kızlarımla bahçedeyiz. Bugün gittik bisiklet aldık. Daha doğrusu dedeleri hediye aldı torunlarına. Ben de çimen aldım. Komple buralara çimen ekilecek. 12 kilo çimen tohumu aldım. Şimdi bunları vuracağız. Yine iş başa düştü. Öyle değil. Tersine yatıralım. İki kız. Çekil kız. Açalım bakalım. Oo. Bu kimin bisikleti? Benim bisikletim. İçinde başka ne zaman değil mi var? Çamurluklarımız var. Lambalarımız. Kağıda gerek yok. Kullanım kılavuzunu Türkler okumaz. Belinay. Tamamdır. Kartonu oraya çek. Evet ama biz trambolini yaparken şey yapmadık. Evet o kompleks değildi çünkü. Çok farklı bir şeydi o bahar. Ona o zaman lazım olur. Bunu hemen kuralım. O taraf esiyor. Onun için bahçenin bu tarafını seçtik. Rüzgar oradan geliyor. Baba burayı açamıyor. Açmaya çalışın. Hulem sen ne yapıyorsun kız? O da gelmedi. Patlatmadı tekeri. Patlatayım mı tekeri? Hayır. Patlatayım mı lan? Hayır. Tamam, daha dün aldık. Ne? Ay. Baba buraya gel. Tamamdır. Koltuğumuzu takalım. Hazır elimiz buraya değmişken. Yoksa direksiyon da takılırdı ilk ama. Geçici olarak böyle dursun. Çünkü bunun vidaları çıkmadı. Pedallar takılacak da. Direksiyonumuza bakalım. Biraz sabırlı ol Belinay. Üstümü de batırdım sizin için. Ulan. Bir gün tatilim var. Onu da babayla uğraştırıyoruz böyle. Ya, sen ne istedin? Baba şimdi odasında oturup yardım edin babaya biraz. Bak pedalda burada R yazıyor. Yani right. Şu tarafı olacak. Sen bunu right, tak. Left. O da left. Sen de onu tak ha. Pedali. Tak hangi bakalım. Taraf? Bunu bu tarafa çevireceğim böyle. Hah, çevir bakalım. Çevirebildiğin kadar. Tamam ama direksiyon böyle takılır Bahar. Düz olması lazım. Koltuğun şeyi çıkmadı vidası. Çıkmadı baba. Şu değil mi? Şurada. Hayır baba. Bu lava gibi. Ne alsan bozuk çıkıyor. Yani ne seçsen illa bir terslik çıkıyor oraya, baba gibi. Evet. Şey, oraya bir civata uydururuz oğlum. Civata uydurulur mu baba ya? Ne yapacağız şimdi oğlum? Happy Price'e gidip alacağız şurasına. Ne oğlum yapalım? Şöyle şey olur. Eski bisikletten söküp taksak. Olur. Bu dolu. O eski bir tane vardı ya. Evet bisikletimizi kurduk. Şöyle gölgeden gölge yapmayalım. Oğlan bisikleti gibi duruyor. Evet şu vida çıkmadı arkadaşlar. Şurada uzun bir vida olması lazım. O çıkmadı. Bir de şuradaki vida çıkmadı. O trak boş yani. Onlara gidip birazdan parça alacağız. Aldığımız yerden alamayacağız. Çünkü bunları aldığımız yeri 70 kilometre bizim eve. Şimdi 70 kilometre gidemem iki vida için. Öbürünü kuralım hadi Belinay. Seninkine başlayalım. Oo Belinay seninki turuncu mu lan? Hı-hı. Nasıl? Güzel mi? Bundan da vida çıksın. Aynen bakalım bundan vida nasıl çıkacak. Hatta. Böyle yapalım. Heh. Dur kız sabırlı ol kız. Bunun da vidası yok herhalde bilmiyorum. Bakçası yoksa yer gidip alırız ya. Ön frene bas. Tamam iyi duruyor. Tamamdır ön fren tamam. Arka plastik sökülecek. Ben de hemen şu bisiklete parça almaya gideceğim. Vida almaya gideceğiz. Bir normal hafta sonumuz böyle geçiyor bizim. Mazot sonra alırız. İlk karton atacağız. Burada geri dönüşüm merkezine gidiyoruz şu an. Bizim eve en yakın olan geri dönüşüm merkezine. Bisikletlerin kartonları falan çıktı ya onları normal ev çöpüne atabiliriz istersek ama çok yer kapladığı için o zaman çöp bize yetmiyor. İki haftada bir boşaltıyorlar çöpümüzü. Öyle aldım. Parasına göre seçebiliyorsun. Yani her hafta almalarını istiyorsan belirli bir ücret karşılığında alabiliyorsun ama benim çöpüm büyük olduğu için gerek duymuyoruz. İki haftada bir çöp yetiyor yani bize. Ayda bir bile yeter aslında da. İki haftada bir aldık biz. Geri dönüşüm merkezi burası.
herkes böyle arabasıyla gelip çöpünü ayıklıyor. Evdeki çöpleri de aldık hazır gelmişken. Ayıklanması gereken. Kartonlar buraya. Burada karton. Karton. Şunda bir plastik var. Bu plastik. Çevreyi koruyalım. Karton. 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 Gazete. Karton. Gazeteler buraya atılacak. Plastik var, şişe var, karton, karton, metal, plastik, bu metal, metal buraya, plastik buraya. Burada renkli cam, burası renksiz cam, bu renksiz, o buraya atılacak. Bunun kapağı da metal, metal atılacak. Kızlar bana bak. Bulem bana bak. Hiçbir şey ellemek yok, tamam mı? Sen de Belinay, sen de Bahar. Duydunuz mu? Hiçbir şey elleyemezsiniz. Sadece gösterebilirsiniz. Ne istiyorsunuz? Ben bunu istiyorum. Ben bunu. Ben bunu istiyorum. Ben bunu. Kızım bir tane. Ben bunu istiyorum. Şurada bak Haribo var, ne güzel. Olasın. Hı? Bundan istiyor musunuz? Hangisini istiyorsunuz? Söyleyin baba. Ben bunu istiyorum. Ben tamam. Ben bunu. Bir tane bundan, bir tane bundan. Başka? Bisiklet bölümü buraymış. Bakalım var mı? Koltuğu da satmıyorlar. Her şeyde 50 isim yok da. Baba. Düştü. Kimse gördü mü? Görmedi. Vals. Her şeyi ellemeyelim. Tamam mı? İsveç'te hayat normal arkadaşlar. Hayat devam ediyor. Şimdi toprak alıyoruz bahçeye. 4 tane. 4 tanesi 10 euro arkadaşlar. 50 litrelik. Hadi bakalım kızlar gidelim. Bunları kasada mesela söyledik. 4 tane bu topraktan alacağız dedik. 10 euro ödedik. İşte bu işte arabayı aldık. Yükledik. O kadar. Dışarıda duruyor çünkü bunlar. İçeride durmuyorlar. Yer kaplamasın diye. Dur açacak kızım baba. Anahtarı bulursa. Baba anahtarı bulamadı, bir dakika. Şuradan açalım. Bisiklet parçasını bulamadık. Alışveriş merkezine gidip bisikletçiye, bisikletçiden alacağız. Orası sonradan aklımıza geldi. Orada vardır %100. Evet, T-Sport'a geldik. Burada da yok. Bura bir yığınla bisiklet satıyor ama yanında ekstralarını satmıyorlarmış. Ne kadar tuhaf. Şimdi Westman'a gidiyoruz. Westman açıksa eğer. Oraya bakacağız. Orada araba parçası satıyor. Ya orada bir ihtimal olabilir. Şansımızı deneyeceğiz. Burası Westman. Çok küçük. Mahalle arasında bir tane araba tamir dükkanı. Bisiklet de satıyor bura. Hadi kızlar gelin. Bisikletler burada. Hadi Bulem'im. Yerine git. Burası arkadaşlar 40'lık yol. Buradan çıkış 60'lık yol. Tam buraya kamera kurmuş polis. Bir tane Romok'u park etmiş. Romok'ta da kocaman kamera var. Romok'un içinde bataryası falan filan var. İleride de bir tane lefa var. Kamera var, uyarısı. Burada uyarmadan radar veya kamera kuramaz. Öyle bir sistem var İsveç'te. Zaten 40'lık yolda 45 ile yakalan 150-200 euro arası ceza gelir. Onun için lefa koyuyorlar. Hadi sürün biraz bakalım. Heh, koltuk iyi oldu mu? Evet. Tamamdır. Senin iyi oldu mu kız? Evet. İyi, hadi güle güle binin. Kazasız belasız, tekerinize taş değmesin. Şimdi baba çimen ekecek. Hadi görüşürüz kızlar. Siz burada bisiklet binin. Babanın bahçede işleri var. Böyle burada sürün. İyice alışın.
Sonra başka yerlerde süratli. İyice alışınca oldum bir de. Hadi Goyva bakan görsün baba. Goyva. Çocuk bağırtınca bilmiyor ki. Bas yani bas. Çocuklarla bağırtın şivesi konuşmazsan bilmez tabi. Çimen ekeceğim şimdi. Çimenlerim çamaşırhanede kuru tutmak için onları oraya koydum. Bir kahve molası ondan sonra.